Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir vloğa hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Bugün günlerden cuma. Hayırlı cumalar hepinize. Biz bugün kahvaltımızı yaptık. Yani saat şu an aslında 12'ye falan geliyor ama kahvaltımızı yaptık. Ben temizliğimi yaptım. Sadece süpürmem kaldı. Evi süpürmem lazım. Onu birazdan zaten beraber yaparız. Akif de odada şu an derste her zamanki gibi biraz sesi gelebilir o yüzden. Çünkü öğrencilerle ve öğretmenlerle konuşuyor. Bu arada bu konudan da bahsetmişken çok soru geldi. Akif neden okula gidiyor? Hani ne okuyor diye sorular gelmiş. Hemen size buradan da açıklayayım. Yorumlara dönmüştüm ama illaki aranızda hani merak edenler de vardır. O yüzden cevaplamak istedim. Akif... Nasıl anlatayım ha? Akif stajını inşaatta yapmıştı. Yani inşaat firmasında çalışıyor. Okulunu orada bitirdi. Ve sonradan hani normal bir işçi olarak devam çalışmaya başladı. Ve şimdi de poli olmak istiyor. Yani bunun Türkçesi sanırım işçi başı oluyor. Yani bu işçi başı hani pat oradaki yani onun grubunun patronu olmuş oluyor. Öyle söyleyeyim. Bu sene işte okula başladı birinci aydan. 4. ay kadar sanırım 3 ay okulda olacak. Daha doğrusu şu an evde yapıyor ama genelde okula gidiyor ve sonra seneye tekrar bir 3 ay okula gidecek ve sonra sınavı olacak, büyük sınav sanırım. Şu anda sınavlar yapıyor ama o 2. senenin sonunda büyük bir sınav yapılacak büyük ihtimal. Öyle yani Allah'ın izniyle işçi başı olacak. Onu cevaplamak istedim. Bu arada bugün sipariş ettiğim yağ geldi. Normalde bakın ben adresim gözüküyor mu? Yok gözükmüyor. Başka yazılar. Normalde ben hamilelikler için böyle leggingsler sipariş verdim. Taytlar hani böyle göbeğimizi kapatan rahat olanlardan. Tam 2 tane sipariş verdim ve bu yağı sipariş verdim. Ama yağ geldi, taytlarım hala yok. Her neyse şöyle bir oil. Bundan sipariş verdim. Bu tabii şeylerde de var. Sanırım bir pada DM'de falan da var. Ben şimdi küçüğünü aldım. Çünkü benim zaten evde çok yağlarım var. Ve son böyle 2,5 ayım kaldığı için o kadar yağa gerek duymadım. Küçük boyunu alayım dedim. Çünkü evdeki ürünlerimi de daha kullanacağım. Bu arada bir takipçim de zaten bunu önermiş. O size yağları gösterdiğim gün. Ben de zaten bunu sipariş etmiştim bile. Ondan 2 gün önce. Ve bugün geldi. Böyle. O zaman şimdi bunları çöpe falan atayım, onu yağ yerine koyayım ve evi süpürelim. Bu arada arkadaşlarım eminim şimdi yine bir kişi yazacak neden peçete kullanıyorsun diye, kağıt mendil. Bunu aslında birçok kez dile getirdim ama yine de söylemek istiyorum. Ben böyle camlı şeyleri hep bundan siliyorum. Çünkü benim için daha pratik ve daha iyi oluyor. Hani lekesini daha iyi çıkartıyor iz bırakmadan. O yüzden bu masalarımı her zaman bundan siliyorum. Bu arada bakın benim yeni bebeklerim geldi geçen hafta. Şimdi tekrardan kullanıyorum. Biliyorsunuz bir ara kullanıyordum. Tabii en eski takipçilerim bilir bunu sanırım. Bitmişti. O yüzden yenilerini sipariş vereyim dedim. Ama bu sefer içinde yeni ürünler var. O yüzden denemeden size bir şey söylemek istemiyorum. Ama çok yakında siz de çok istediğiniz için saç bakım rutini gelecek arkadaşlar. Şu an tüm ev mis gibi havalanıyor. Size biraz havayı göstereyim. Bugün hep yağmur yağdı. Tabii şu an durmuş ama bulutlardan da anlaşılıyor zaten.
Ve artık ben perdelerimi almak istiyorum. Cidden yani kriz geliyor bana. Her yer kapalı, hiçbir şey yapamıyorum. Sonra sipariş de vermek istemiyorum. Tabii önce bakmak istiyorum, kumaşına dokunmak istiyorum. Gerçekten zor yani. Umarım bir an önce her yer açılır. Evet, banyoya geldim ve biraz bakım yapalım, ne dersiniz? Bayağıdır yapmıyordum. Geçen de zaten yeni maskeler aldım. O yüzden şimdi maske yapacağız. Şöyle şeyimi alayım, maske çantamı. Şey yapmak istiyorum bugün. Öncelikle bir şu şeyler için, mid essalar için böyle burnuma burun bandı yapacağım, gözenekler için. Sonra burnumuzu temizledikten sonra da bir maske yapalım. Şundan aloe veralı, aynen. Bunu denemek istiyorum. Bakalım. Ben normalde Essence markasının burun bandını alıyordum. Ama geçen Müller'e gittiğim için sadece bu vardı ve bunu denemek istiyorum şimdi. Bakalım bu da DM'deki gibi iyi götürüyor mu gözenekleri. Tabii önce buhar banyosu veya duştan sonra yapınca daha etkili oluyor. Bunu söylemem lazım. Ama bu şekilde de burnumu gördüğünüz zaten sıcak suyla biraz böyle ıslattım. Öyle de etkili oluyor ama öbür türlüsü tabii her zaman daha iyi. Şimdi bekleyelim 10-15 dakika. Ondan sonra maskemizi yapalım. Burun bandımı beklerken meyve yiyeyim dedim. Biraz vitaminlenelim. Elmamı güzel yiyeyim. Bugün bu arada büyük ihtimal alışverişe gideceğim. Genelde zaten böyle haftada bir büyük alışveriş yapıyoruz. Yani eksiklerimizi alıyoruz. Ve hafta içi de normalde ekmek için veya ufak tefek şeyler için her zaman evden çıkmak zorunda kalıyoruz. Yani durmadan alışverişteyiz daha doğrusu. Şimdi bu meyvelerimi bir soyayım kendime güzelce. Biraz kendime geleyim, dinleneyim. Akif'in de dersi bitmesine 2 saat falan kaldı. O da garibim, hep ders yapıyor, sınavlar oluyor. Yapacak bir şey yok, artık dişini sıkacak. Bakın arkadaşlar. Küçücük oldu. Bildiğiniz mandalin gibi küçük bir portakal. Akif gitmiş bio almış. Ve bu biyolar nedense çok küçük. Neyse. Şöyle tabağıma alayım. Gerçekten de bu mandalin mi? Ne? Ama yok, bu portakal yani. Üstünde de yazıyordu çünkü ben açtım, yerine yerleştirdim. Ama çok küçükler gerçekten. Olsun. Şöyle beyazlarını biraz alayım ya. Şimdi elmamızı soyalım. Ben kabuklu elmayı pek yiyemiyorum. Siz elmanızı nasıl yiyorsunuz? Tabii kabuklu bence daha vitaminli olur diye düşünüyorum ama bilmiyorum ya, ağzımda böyle çiğnerken çok tuhaf bir his oluyor. O yüzden genelde soyuyorum. Tabii bazen böyle ısırıp yediğimde de hiç soymuyorum emindiğimden dolayı. Şurası çürük. Öyle yani. Meyve ve anniş zamanı. Yeni video yüklemiş hanımefendi. İzleyelim bakalım. Oo, bayağı iyi temizledi arkadaşlar. Bu da iyiymiş. Şimdi hemen bir temizleyeyim yüzümü. Ondan sonra hemen nemlendirici maskemi uygulamak istiyorum. Bu arada bu maske böyle krem gibiymiş. Gördüğünüz gibi yani katı bir maske değil. O yüzden yıkaması da kolay oluyor. Buna sevindim. O yüzden alnıma da süreyim dedim. Çünkü genelde böyle katı maskelerde alnıma sürmeyi tercih etmiyorum. Biliyorum çok saçma ama yıkaması gerçekten bir zulüm. Sürmeyi yazık olacak. Kimin umurunda? Kimin umurunda? Zaman kimin umurunda? Evet, biz markete gidiyoruz. Markette çekim yapmam herhalde. Akif neden beni taklit ediyorsun ya?
Teşekkür benim ederim. Eşofmanım böyle diye hemen gitmesini zannediyorsun. Ben bunu zannedim ya. Saçımla nasıl hiçbir şey demedim. Hayır dedin tatlı olmuş dedim. Pardon. Ya bırak bu işte. Hadi gidelim. Evet biz tekrardan eve geldik. Birlikte bakalım neler almışız. Fazla bir şey almadık. Şöyle ekmek aldım kahvaltı için. Ondan sonra bunları ben çok seviyorum. Çok hemen oluyor. Mesela bir yemeğin yanına sebze gibi bir şeyler istersen bunlar çok çabuk oluyor. Sonra şöyle patates aldım. Kroket. Bunu da bayağıdır istiyordum. Her gittiğimde bakıyordum ama hiçbir zaman yoktu. Ve şimdi gelmişken alayım dedim. Sonra muz aldık. Akif portakal aldı. Evde portakal var ama çok sevdiğimiz için yani çok tükettiğimiz için bir tane daha aldık. Zaten hafta sonu da geliyor. Böyle güzelce ne suyunu falan da sıkarım diye düşündüm. Sonra salatalık, karpuzum olmazsa olmazım. Gerçekten yani bu bir karpuzu hep tek ben yiyorum 2 gün içinde. Ondan sonra şöyle puding aldık. Yumurta aldık. Sıvı yağımız var burada. Bir tane soğuk kahve aldım. Sonra şu küçük turşulardan. Bunlar da çok güzel. Bunlar da her zaman alıyorum. 2 tane domates. Sonra Nutella büyük yoktu diye orta boyunu aldık. Bir tane şampuan. Sonra makarna. Şimdi kendime makarna suyu koydum bile. Suyum haşlanıyor. Ondan sonra makarnalarımı yapacağım. Çünkü annemin bir gün videosunu izledim biliyorsunuz ki. Ve o ton balıklı, mısırlı, kremalı bir makarna yaptı. Ve ben de onu bayağıdır yemiyordum. O yüzden bugün bunu yapacağım. Çok sabırsızlanıyorum. Birden acayip canım çekti. Sonra şöyle müsli aldım. Siyah ekmeğimiz var. Ben çok severim böyle ekmekleri. Bu da hep alıyorum zaten. Bunu Akif kendine aldı. Birkaç domates, mısır, peynir aldık ve şöyle balıklardan aldık. Ve alışverişimiz yanlış hatırlamıyorsam 49 küsür tuttu. Akif de kendine bir şey almıştı ama şu an odada. Öyle yani. O zaman ben bunları yerleştireyim. Ondan sonra makarnamı yapayım. Bu arada nasıl bir şey olduğunu merak ediyorsanız annemin kanalından bakabilirsiniz. Sohbetli Tarifler kanalında. Şaşırmadık tabii ki de. Sihirli anne. En sevdiğim. Arkadaşlar ben bu toprağı yemek istiyorum. Çok tatlı ya. Şuna bakın. Hele bebeği de aynısı. Çok şeker. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Şimdi bunları hemen makineye yerleştireceğim. Ondan sonra televizyon izlemeye devam edeceğim. Yani ben şimdi kapanışı yapıyorum. Umarım hoşunuza giden bir vlog olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin ve Allah'a emanet olun. Bye bye.